Ekonomi modeli, yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısındayız. Bildiğimiz üzere geçen yıl Aralık ayında hayata geçirdiğimiz Türkiye ekonomi modelimizin adımlarını bir bir işliyoruz. Bugün de 20 Aralık'tan sonra önemli bir eşiği geçeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmak üzere dört saç ayağı üzerine inşa ettiğimiz Türkiye ekonomi modelimizin daha önce sizlere açıklamış olduğumuz enstrümanların detaylarını ve enflasyonla ilgili atacağımız adımları sizlerle paylaşacağım. Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef, istikrar diyerek size sunumumu arz etmek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz geçen 20 Aralık'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19 itibariyle tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatı ile ilgiliydi. O günden bugüne kadar elhamdülillah en önemli saç ayaklarımdan bir tanesi tam işleyiş halinde ve her geçen gün ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu Türk lirasına olan güvenin, Türk lirasına olan inancın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu performansın aslında tescil edilmesiydi. Gün geçtikçe mevduat, Türk lirasındaki mevduatın oranı ve ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü. Ve o günden sonra 340 milyar liraya varmış olan mevduat koruma hesabındaki miktarda dövizin bozdurum oranı %49'u, yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerden bir ikincisinde, yani altınla ilgili tasarruf önerimiz nedir? Ve neler yapmamız gerekiyor? Müsaade ederseniz onlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL'nin tasarrufların cazibesinin arttırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştirecek ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin arttırılmasını sağlayacaktır. Nasıl çalışacak? Bilindiği üzere bugüne kadar yastık altı, altının ekonomiye kazandırılması yönelik çalışmalar bütüncül bir yaklaşım olmadan paydaşlar vasıtasıyla yürüyordu. Ve yastık altında büyük miktarlarda bulundurulan tasarruflar ülkemizin gerçeği olmasına rağmen bunun ekonomiye kazandırılmasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki müferit çabaları toplulaştıracak 2022 Mart ayında 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 2022 yılında da
1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Ahmet dayı, Ayşe teyze bugünlerde Kıbrıs'taki şehitlerimizi ve gazilerimizi çok üzdüğü için ona bugün Emine teyze diyelim. Bunlar çocuklarının geleceği, kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınların karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ün üzerinde olacak Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz. Paydaşlarımız kim? Sol tarafta gördüğünüz bizimle ortak çalışmayı sağlayacak çok önemli altın rafinerileri ve bunların içerisinde de çok tecrübeli olan, çok değerli sektörün önde gidenleri var. Başka kim olacak? Takas Bank, başka Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla birlikte işbirliğini geliştirecek ve teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın altınlarının finansal olarak kullanılmasını, ekonomiye kazandırılması yönünde bizleri motive edeceklerdir. Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım satım işlemleri ve transfer sistemi Takas Bank'la bu işlem yürümüş olacak. Altın, tekrar ediyorum, bizim bir gerçekliğimiz. Evimizde bir köşesinde, ister tasarruf amacıyla, ister korunma amacıyla, mutlak surette bu toprakların vazgeçemediği bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini de güçlendirecek, finansal sistemi rahatlatacak ve TL'yi özendirecek bir araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı. Şimdi artık sadece paydaşlarımızın değil, tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adım atmalarını da bekliyoruz. Bankalarda an itibariyle katılım bankaları paydaşlarımız. Emlak katılım, vakıf katılım, ziraat katılım, Türkiye Finans, Küveyt Türk ve Albaraka bu işin şu anda önde gidenleri olacak. Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek. Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Alım satım, çeyrek hesap 1 Mart 2002'den itibaren, çeyrek katılım hesabı 15 Mart 2022'den itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transfer sistemi teminat işlemleri işlevsel hale gelecek. Fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet altını şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank bu işin de önceliğini yapacaklar. Ve bankalarımız artık
her ilde en az bir şubesi. Mutlak surette kuyumculuk faaliyetlerini de götürecek hale dönüştürülecek. Altın toplama günü vesaireden ziyade her gün işleyecek bir tasarruf yöntemi haline gelecektir. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olacak kuyumcu sayılarının artırılması olmak üzere toplanma kanallarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankalarımızın bazı şubeleri söylediğim gibi sürekli aracılık edecek. Vatandaşlarımız finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bunların içerisinde hali hazırda Takas Bank tarafından uygulamaya konulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması, altının dijitalize edilmesi ve farklı platformların uygulamaya konması yer alıyor. Tüm bu süreçlerden vatandaşımızın anında haberdar olabilmesi için gerekli tüm tanıtım faaliyetleri, kamu spotları vesaire devam edecek. Altın bir tasarruf aracı. Ekonomiye kazandırılacak. Biz tasarruflarımızı bir tarafta artırırken öbür tarafta da Türkiye ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız lazım. Bu dağıtım sistemlerinden bir tanesi tüm iş dünyamızın aslında bildiği, tecrübe ettiği ve bugüne kadar hep faydalandığı en önemli ayaklarından bir tanesi hazine destekli kefalet sistemi. Yani kefalet paketleri. Yani KGF. Bununla da biz üreticilerimizin, imalatçılarımızın ve ilgili tüm kesimlerin faydalanabileceği ilk paketimiz. Onu açıklamak istiyorum. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye katkı sağlanması, yüksek katma değerli yatırımların gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla cari dengeyi sağlaması, kalkınma planındaki öncelikli sektörlere üretim yapan firmaların finansmanına erişimin kolaylaştırılması ve yurt içi talepte tüketim ve yatırım arasında dengeli bir görünüm bununla sağlanacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye son yılların aksine büyürken cari açık azaldı. Kırdık. Bundan sonra Türkiye büyüyecek, cari açık dengeye gelecek. Bundan sonra istikrar, bundan sonra üretim, bundan sonra Türkiye'nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik elhamdülillah. Ve bunu sağlarken Hazine Maliye Bakanlığımızın işletmelerin krediye erişimine yönelik teminat ihtiyaçlarını gidermek amacıyla paketimiz bir önceki paketlerde olduğu gibi ki yansıda görüldüğü üzere çok ciddi bir katkı sağladı bugüne kadar. KGF uygulaması adeta özellikle sıkıntılı dönemde ve özellikle iki yıl önceki başlayan salgın döneminde elimiz ayağımız oldu. İş dünyamız azami şekilde faydalandı. Hatta öylesine faydalandı ki gereksiz ihtiyaçlarını bile buradan giderdi. Şimdi tüketime değil, üretime yönelik Türkiye'nin paketini açıklıyorum. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu merak etmeyin.
bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin. Yeter ki yatırım yapın. Yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın. Biz tüm sektörlerin, ama tüm sektörlerin, hepsinin önünde yol açıcı olacağız. Takip eden değil, proaktif olan, tüketime değil, üretime odaklı, yüksek teknoloji odaklı, ihracat odaklı, her türlü anlamda bir anlayışla ve bu anlayışın getirdiği yol açma prensibini asla geriye koymayacak bir yöntemle yolumuza çıktık. Ve yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz. İhracatın artırılması, yatırım ve üretimin desteklenmesi, finansmana erişim imkanı artırılması, tüm bunlar ilk gün yani 20 Aralık'ta ifade ettiğimiz tedbirlerdeki en önemli cümleciğin aslında bir özeti. Selektif kredi politikası. Proje bankacılığına yönelik imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji girişim sermayesi ekosistemi, toptan perakende olmak üzere aslında her alanda fayda sağlanabilecek bir hedef sektörlerimizi belirledik. Ülkemizde teknolojinin gelişimine önem veriyoruz. Türkiye'deki genç nüfus yaklaşık 13 milyon. Yani 20 OECD ülkesinin genç nüfusu kadar bir genç nüfusa sahibiz. Genç nüfusumuz bilişime önem veriyor. Teknolojiye önem veriyor. Ve bu anlayışla da daha önce başlatmış olduğumuz 1 milyon yazılımcı projesini biliyorsunuz uygulamaya koymuştuk. Bugün itibariyle projede 850 bin kişi kaydolmuş, 790 bin kişi aktif eğitim alıyor olmakta. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret, bankacılık, finans ve teknoloji şirketleri istihdam sağlamak üzere işveren portalimize kaydolmuştur. Bunun da vesilesiyle vurgulamak istiyorum ki şimdi KGF kanalı ile ileri teknoloji odaklı girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak da adım atmış olacağız. Yatırım destek paketimiz 25 milyar liralık bir destek ve yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta, yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti, yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 sabit TL referans için artı %1, 24 ay üzeri sabit TL referans artı %2. Bankalar için faiz oranı 0,24 ay değişken TL referans artı %1, 24 ay üzeri değişken TL referans artı %2. Şimdi bu paket özelinde orta yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarımız önceliklendirilerek kefalet limitleri %25 artırımlı olarak uygulanacak. İşletme kredileri azami 6 ay ödemesiz olmak üzere ifade ettiğim gibi 24 aya kadar olacaktır. Ve her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır. Bankalarımız, buradan özellikle özel bankalarımıza seslenmek istiyorum. Paydaşlarımızla işbirliği yaparak yürüyoruz. Katılım bankalarımız
Var. Kamu bankalarımız var, özel bankalarımız. Lütfen Türk finansal sistemine kamu ve özel bankaları, size bizimle işbirliği yapan özellikle özel bankalarımız hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını at. Bu işin takipçisi olacağız. Sıkı takipçisi olacağız. 20 Aralık'tan sonra hakikaten işbirliğiyle çok güzel işler yaptık. Kamu ve özel bankalarımız her alanda işbirliğini ortaya koydular. Şimdi yatırım zamanı. Şimdi üretim zamanı. Şimdi istihdam zamanı. Biz bir şeyi başardık. Salgın döneminde 2020 yılında dünya küçülürken bu ülkeyi büyüttük. Geçen yıl dünya tek haneli büyümelerle övünürken biz çift haneli olarak büyüdük. Bu ülkenin iş dünyası, girişimcisi öylesine azimli. Türkiye toprakları o kadar iştahlı ve bereketli ki yakın çevremizdeki bütün coğrafyaların adeta bir üretim merkezi olduk. Bu başarımızı taçlandırmamız lazım. Bu başarımızı sürekli hale getirmemiz lazım. Bu başarımızı istikrarlı bir büyüme, güçlü bir büyüme ve güçlü bir Türkiye sloganıyla bereketlendirmemiz lazım. Bereket bizim gayemizle, gayretimizle, alın terimizle hep birlikte olur.